Evet, bugün Fransa için önemli bir gün dedik. Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi, en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa'da halk bugün erken seçim için sandık başına gidiyor. Türkiye saatiyle, daha doğrusu birinci tur saat 21'de sona erecek. Peki bu seçim hem Fransa hem de Avrupa Birliği için neden tarihi bir dönüm noktası niteliğinde ya da öyle bir dönüm noktasına dönüşebilir? Haber Global Dış Haberler editörü sevgili Eda Tuğrul bizimle birlikte. Eda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu seninle yayın yapmayalı. Özlemişim. Şimdi, teşekkür ederim. Sen bize Fransa seçimleriyle ilgili, daha doğrusu Macron'un hem neden erken seçimlere gittiği, bundan sonra neler olabileceğiyle ilgili tüm detayları hazırladın. Macron'un partisi neden kan kaybetti ya da kan kaybediyor? Başlayalım. Evet sevgili Mine, şimdi hatırlatalım hemen, Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılmıştı. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede ve aslında bu seçimlerde Avrupa Birliği'nin iki lokomotif ülkesi dediğimiz Almanya ve Fransa'da iktidardaki partiler ciddi bir oy kaybına uğradı. Ama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron herkesi şaşırtan bir adım attı ve dedi ki bunu kabul edemiyorum, erken seçime gidiyoruz. Şimdi bu erken seçim kararı aslında gerçekten bir siyasi kumar olarak niteleniyor Macron için. Çünkü ülkenin geleceğiyle de oynamış olabileceği söyleniyor. Hatta Macron'un kendi partisinin üyeleri diyor ki Macron bizi bir otobüsün altına attı. Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 31.5 oyların almıştı. Macron'un partisi bunun yarısına bile ulaşamamıştı. Evet. Son anketler şu anda genel seçimler için neyi gösteriyor? Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin oyları %36 ile ilk sırada. Daha sonra sol partilerin oluşturduğu ittifak %28 ile ikinci sırada. Macron'un partisi üçüncü sırada %20 ile. Şimdi siyasi analistlerin söylediği şey şu: bundan 10 yıl önce Fransa için bu tablo hayal bile edilemeyecek bir tabloydu. Çünkü aşırı sağ partiler neredeyse siyasetin içerisinde dışlanmış, yani ırkçı, işte İslam karşıtı söylemleri, aşırı söylemleri nedeniyle ilk sırada yer alması hayal gibi gelen bir tabloydu. Evet. Ama zaman içerisinde bu değişti. Şimdi aslında siyasi analistler şunu da söylüyorlar: Macron kariyerinin başından bu yana bu tarz siyasi kumarları oynamış bir lider. Ama şunu söylüyorlar: bugüne kadarki yükselişi İyi şans ve iyi zamanlanmış kumarların hikayesiydi. Ama şunu söylüyorlar: Macron artık 2017'de ilk kez o iktidara geldiği dönemdeki aurasını kaybetti. O desteği artık bulamıyor. Dolayısıyla erken seçim hamlesi siyasi kariyeri içinde çok cüretkar bir manevraydı deniyor. Neden kaybetti Eda? Şimdi buna bir bakalım. İlki yapılan anketler, Politico'da yayınlanan son makalede bize şunu gösteriyor: Macron'u Fransız halkı kibirli ve otoriter diye niteliyor. Şimdi burada şunu söylüyorlar: Macron en başından beri aslında kendisine çok inanan bir liderdi. Özgüveni yüksek bir liderdi. Ama bu tavrın zaman içerisinde o kendine inanmaktan artık kendini kandırmaya dönüştüğü. Şimdi Avrupa Birliği'nin eski önde gelen siyasetçilerden Jean-Claude Juncker'in bir sözü var. Diyor ki biz siyasetçiler olarak evet ilk başta iktidara gelme konusunda başarılı oluyoruz, seçilme konusunda, ama sonra bunu devam ettirme, koltuğumuzu koruma konusunda başarılı olamıyoruz, bunu sürdüremiyoruz. Macron'un da işte tam olarak hani kibirli, elitist bir yaklaşım izlediği ve bu yüzden de artık kendini eleştirme konusunda kör davrandığı söyleniyor. Şimdi nitekim yine zenginlerin cumhurbaşkanı olmakla eleştiriliyor. Neden böyle? Mesela ne yaptı? Bazı vergilerde ciddi bir azaltmaya gitti Macron. Dolayısıyla ülkedeki milyarderleri korumakla suçlanıyor. Ama rakibi Ulusal Birlik Partisi ne diyor? Biz diyor yakıtta, elektrik faturalarında ciddi bir KDV'de azaltmaya gideceğiz diyor. Yani merkezine ekonomiyi koyuyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Macron'un yaptığı en büyük hatanın bu olduğu söyleniyor. Çünkü Macron şuna odaklandı. Hep dedi ki işte Ukrayna'ya asker gönderebiliriz. Odağında hep dış politika vardı. Ama Ulusal Birlik Partisi hep ekonomiden bahsetti. Ve mesela Macron için en çok tartışılan konulardan biri, buraya da yazdık, emeklilik reformu, hatırlayacaksın.
Haftalarca biz o emeklilik reformuna yönelik protestoları anlattık. Buna rağmen geri adım atmadı Macron. Dolayısıyla halktan da kopuk olmakla, halkın isteklerine, taleplerine yanıt vermemekle suçlanıyor. Hı hı. Ulusal Birlik Partisi de şimdi diyor ki biz bu emeklilik reformunu tersine çevireceğiz. Dolayısıyla zorlu bir tabloyla karşı karşıya ki Macron bundan önce de işte biz neyi konuştuk, hep sarı yelek protestoları vardı. Yine 2023'te konuştuğumuz olaylardan biri ırkçılıkla ilgiliydi. Her 10 siyahtan ülkede 9'u ayrımcılığa maruz kalıyor yapılan araştırmalara göre. Ne olmuştu? Banliyölerde isyan çıktı Macron'un iktidarı döneminde. Bir siyah gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından yine ülke yangın yerine döndü. Ve bir de en önemli belki de noktalardan biri Macron yeni sömürgecilik politikası izlemekle suçlanıyor. Şimdi buna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu ne demek? Biz en son geçen haftalarda Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'yı konuştuk. Yeni Kaledonya'da ne oldu? Macron orada bağımsızlık isteyen halka karşı bir anayasa reformunu dayatmak istedi. Hı hı. Ve dedi ki adada yaşamış 10 yıldan fazla yaşamış Fransızlar da oy kullanma hakkına sahip olsunlar. Tabii Yeni Kaledonya'nın yerli halkı kanaklarda bu bizim siyasi etkimizi azaltmayı amaçlıyor diyerek bu baskıcı politikaya tepki göstererek sokaklara dökülmüştü. Şimdi bugün Yeni Kaledonya... Sokağa çıkma yasağı mı var şu an? Efendim? Sokağa çıkma yasağı mı var? Aynen öyle. Şimdi bugün yine diken üstünde. Çünkü Macron ne yapıyor? Bunu kendisine bağlı özerk bölge Korsika'da da yapmıştı. Bağımsızlık yanlılarını bastırmak için gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu bağımsızlık yanlısı isimler tutuklanarak anakara Fransa'ya götürülüyor. Yeni Kaledonya'da, Korsika'da kalmalarına da izin verilmiyor. Bu da en son Yeni Kaledonya'da yeni bir protesto dalgasına neden olmuştu. Dolayısıyla şimdi orada da... sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar, akşam 8'den evet. sabah 6'ya kadar, yani ikinci tur bitene kadar aslında yürürlükte olacak. Sen de oralara gittin, oradaki havayı kokladın, hatta birkaç defa gittin oradan, bize çok güzel yayınlar yaptın. Onu da sen konuşurken hatırlatmak istedim izleyicilerimize. O iki noktada da aslında halkın ne düşündüğünü, o içeride nabzını nasıl attığını sen çok iyi biliyorsun. Yani anlatırken de onu bilerek anlatıyorsun. Onu bir antre parantez söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine bir de şöyle bir durum var. Yani Fransa'nın temel ilkelerine baktığımızda Fransa'da nereye gidersek gidelim tarihi anıtların bile üzerinde yazan bir şey var. Nedir bu? Liberté, égalité, fraternité. Yani bu da özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demek. Şimdi bugün Korsika'da ve Yeni Kaledonya'daki insanlar şunu söylüyorlar. Bu ülkenin temel değerleriyle Macron çelişiyor. Bizi bastırmaya çalışıyor, farklı adımlar atıyor ama başka ülkeler olduğunda söz konusu onlara da demokrasi dersi vermeye kalkışıyor. Dolayısıyla böyle kendiyle de çelişen bir durumla karşı karşıya zor bir tablo var. Şimdi bir de Macron'un karşısında artık Ulusal Birlik Partisi'nin evet asıl lideri Marine Le Pen ama başbakan olacak isim, partinin şu anda başındaki isim, yeni siyasette yeni duyduğumuz, yeni konuşmaya başladığımız genç bir isim. İstersen ikinci volümümüze bir geçelim. Bardella, evet. Bardella. TikTok yani, yıldızı. Bardella senden benden küçük. 95'li. Eyvah, gerçekten 95'li mi? Bir başbakanı olacak Fransa'nın belki şöyle, de. Şimdi sen başlamadan önce neden ben hep TikTok starı diyorum? Çünkü öyle bahsediyorlar kendisinden. İşte 2 milyona yakın takipçisi var. Gençleri böyle çok güzel işte etrafına topluyor, sürekli canlı yayın açıyor. Şimdi bu böyle çok haber oluyor işte, gençlere bir şekilde etkiliyor falan. Bu Marine Le Pen'in bir projesi diye görüyorum ben Bardella'yı. Ama o TikTok'taki o 2 milyon genç öyle bir nokta gelir ki onu böyle çok büyük bir ivmeyle aşağıda çekebilirler. Yani aslında bu çok böyle övünülecek bir şey değil. İşte ben bir canlı yayın açıyorum, 2 milyon kişi izliyor. Yani şu an hep o yüzden ondan bahsedildiği için bu notu da düşmek istedim. Devam edelim. Şimdi burada şöyle bir tablo var bir de. Macron artık kendi partisi bile bu seçim kampanyası döneminde Macron'u çok fazla öne sürmek istemedi. Yani Batı basını bunu Macronsuzlaşma diye niteliyor. Çünkü artık halkın bir tepkisi var. Burada da tam bir tersi Bardella'nın ön planda olduğu bir tabloyu görüyoruz. Şimdi neler vaat ediyor, neler söylüyor? Bir, hayat pahalılığına karşı önemli adımlar atacağız diyor. Tabii aşırı sağcı partiler olduğunda en güçlü yaklaşımları göçe karşı. Göç bataklığını durduracağız diyor. Burada aslında Avrupa Birliği ülkelerini endişelendiren, hatta Amerika'yı bile endişelendiren en sert tutum
Ukrayna'ya karşı. Mesela uzun menzilli, yani Rusya topraklarını doğrudan vurabilecek uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya göndermek istemiyor. Macron'un aksine asla Ukrayna'ya Fransız askeri göndermeyiz diyor. Ama bir yandan da şunu da söyleyelim. Şimdi Avrupa'da aşırı sağcı partiler olunca söz konusu hep böyle bir Rusya ile yakınlık olduğu iması da bulunuyor. Bardella ise son günlerde şunu söylüyor. Hayır, biz Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz. Böyle net söylemler kullanıyor ama askeri desteğe de bir anda karşı çıkıyor. Şimdi burada Filistin konusu çok önemli. Biraz geçmişe de gitmek gerekiyor. Nasıl bir yaklaşım izliyordu? Şimdi Ulusal Birlik Partisi 1972'lerde kurulduğunda kim vardı? Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen vardı ve o aslında İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren bir politika izliyordu. Hemen 2008-2009'daki saldırılarda neler söylediğini de ben hatırlatmak istiyorum. Önemli. Gazze, insanların kendilerini savunma imkanlarından mahrum bırakıldığı bir toplama kampı demişti. Ama şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin bu yaklaşımı 2011'de Marine Le Pen'in gelmesiyle birlikte İsrail yanlısı bir tutuma evrildi. Ve bugün baktığımızda Bardella çok çok daha sert bir söylem kullanıyor ve Filistin devletini tanımak terörü tanımak anlamına gelir diyor. Şimdi burada Fransa'yı nasıl bir tablo bekliyor? Bardella seçilirse İsrail'e destek artacak. Macron İki devletli çözümden yana bugüne kadar bir tutum sergiledi. Şunu söyledi. Filistin devleti devletini tanımak bizim için bir tabu değil. Ama şu an zamanı değil dedi. Bir yandan sol koalisyon var. Yani anketlerde ikinci sırada yer alan soldaki ittifakta şunu söylüyor. Hemen Filistin devletini tanıyacağız. Fransız hükümetinin İsrail'e verdiği desteği hemen keseceğiz diyor. Dolayısıyla bu seçim Fransa'nın dış politikasını ve Avrupa Birliği'nin içerisindeki dengeleri gerçekten çok ciddi manada etkileyecek. Bir de Ukrayna'da devam eden savaş varken burada Amerika Birleşik Devletleri şundan da endişe ediyor. Fransa'da da aşırı sağcı bir hükümet göreve gelirse eğer, Ukrayna'ya verilen destekte tam da böyle Atlantik'in diğer kıyısında güçlü bir desteğe ihtiyaç duyarken Amerika Birleşik Devletleri önünde bir zorluk daha olacak. Bir yandan da şimdi şunu da söyleyelim. Hani bu aşırı sağın göreve gelmesi Brexit gibi Frexit'e sebep olur mu? Hani Fransa da Avrupa Birliği'nden ayrılmak ister mi? Eskiden Marine Le Pen çok sert bir şekilde Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyordu. Şimdi bu söylem değişti. Seçim kampanyasının ana gündeminde de böyle bir Avrupa Birliği'nden ayrılık yok. Ama ne istiyor mesela? Fransa'nın Avrupa Birliği bütçesine katkısını azaltmayı hedefliyor. Şimdi bir de Batı basınında dikkat çeken bir analize rastladım. Onu da söyleyeyim. Macron'un bu erken seçim kararını David Cameron'ın Brexit için referanduma gitme kararına benzetiyorlar. Yani orada da Cameron bir kumar oynadı. Sonuç evet referandum çıktı ve bunun neticesinde dönüp baktığımızda İngiltere'de artık halen daha şu konuşuluyor. Bu bir hata mıydı? Evet. Ayrılık acaba kötü mü oldu ülkenin geleceği için? İşte Macron'un da benzer bir hataya düştüğü söylemi de hakim. Böyle bir benzetme de yapılıyor. Dolayısıyla Fransa'nın, yalnızca Fransa'nın kaderinden bahsetmiyoruz. Yine Batı basınında çok güzel bir benzetme vardı. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Şöyle söylüyorlar. Şimdi Fransa ve Almanya aslında Avrupa Birliği'nin ana motoru çalıştıran. Ve Almanya'da da altını çizelim. Olaf Scholz Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi birinci çıkamadı. O da ağır bir yenilgi aldı. Dolayısıyla artık diyorlar ki bu Avrupa Birliği'ni çalıştıran motorun silindirlerinden biri kırık halde, biri de berbat halde. Evet. Dolayısıyla bütün bu şeyler Avrupa Birliği'nin içerisindeki o bölünmeyi daha fazla arttırabilir. Daha zorlu bir tablo karşımıza çıkabilir. O yüzden de belki de Avrupa projesinin bu 70 yıllık tarihindeki en yıkıcı ulusal seçim olabilir deniyor. Yani bana biraz bu vaatler aslında böyle çok altı dolu gibi gelmiyor. Şimdi 1995 doğumlu birisinin işte başbakanlık sıfatıyla şu an dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde, hadi dünya demeyelim, Avrupa diyelim. Ne kadar ileri görüşlü, ne kadar böyle sağlam adımlar atabilir, orasını bilemiyorum. Arkasında elbette Le Pen olacak ama
Şimdi Macron'a bir yandan zenginlerin cumhurbaşkanı deniyor ama bir yandan bunlar şimdi aşırı sağcı. İşte Filistin'i asla tanımıyoruz. Göç bataklığını durdurmak istiyoruz. Tabi Fransa'da birçok hem işte oraya göç etmiş insan var hem Fransız vatandaşı olan insanlar da var. Ve sürekli banliyölerde olay çıkıyor dediğin gibi. Şimdi bunlar geldiği zaman bunlar duracak mı? Yani o insanlar oradaki o Müslümanlar böyle... Oh işte şimdi içimiz rahat uyuyabiliriz gece mi diyecekler. Hayır. Yani biraz böyle bu vaatler de bana aslında çelişkili geliyor. Ama tabii ben burada ne dersem diyeyim. Şu an gösteren anketler o ki Macron'un şeylerini ikiye katlamış durumda. Tabii yani. Niye halk buna yöneldi mesela? O da çok merak ediyorum. Onu şimdi burada şöyle bir şey söyleniyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yapılan anketler şunu gösteriyor. Halkın aşırı sağa yönelmesinin sebebi aslında Macron'u uyarmaktı. Yani biz şu anki hükümetten memnun değiliz. Atılan adımlardan memnun değiliz. Seni uyarıyoruz demekti. Ama şimdi Avrupa Parlamentosu seçimi farklı bir şey, ulusal seçim farklı bir şey. Biz bu erken seçim kararının ardından Fransa'da aşırı sağa karşı düzenlenen geniş çaplı protestolara da tanıklık ettik. Dolayısıyla evet, belki de halk Macron'u bir uyarma yolunu gitti, tamam dedi ama ulusal seçimde daha farklı bir tavır da izleyebilir. Elbette ki anketler yanılabilir, böyle de bir seçenek var. Ya bu da böyle bir geri dönüşü olmayan bir hata olabilir yani şu anda. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra neydi öyle bir şey vardı? İlk bu kadar hani aşırı sağın... İlk kez kurulacak evet. Yani Nazi işgalinden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir hükümet kurulacak. Tabii bir de şu var. Macron görevde kalmaya devam edecek. 2027'ye kadar Cumhurbaşkanı olacak. Şimdi eğer Bardella diyelim ki başbakan olursa... İşte o zaman ülke siyasi felce sürüklenecek. Hatta Avrupa Birliği'nin kalbinde bir siyasi felç oluşacak diyorlar. Çünkü ne olacak bu sefer? Aslında bir uyumsuzluk ortaya çıkacak. Bir yandan ordunun da başkomutanı sıfatına sahip olan Macron ama bambaşka bir politika izlemek istiyor. Özellikle savunma ve dış politika alanında. Bir yandan Bardella'nın atmak istediği adımlar var. Şimdi Le Pen birkaç gün önce şöyle bir şey söyledi. Evet, hani Cumhurbaşkanı ordunun başkomutanı pozisyonunda ama bu onursal bir pozisyon. Onursal bir aslında titr ve bunun neticesinde de asıl ipler başbakanın elinde dedi. Dolayısıyla bu kararları başbakanın alacağı söyleniyor. Yani burada bir iki başlılık birlikte yaşamaya çalışacak. İki çok farklı zor görüş. O yüzden de tabii endişeler büyük mi ne? Evet evet çok zor. Yani orada sokağa dökülmek de çok kolay geldiği için insanlara. Bir de 26 Temmuz'da olimpiyatlar var değil mi? Evet. Peki onu başka zaman konuşuruz. Eda Turul çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bugün önemli bir gün. Tabii bunu akşama kadar da yarın da sonrasında da konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Eda'cığım.